Merhaba millet, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün sizlerle birlikte herkesin merak ettiği ve beğendiği bir oyun olan World of Warcraft'ı oynayacağız. Ben çok merak ediyordum bu oyunu. Hatta televizyon kanallarından falan eskiden takip ediyordum. Oyun paralı fakat yeni bir kampanya yapmış oyun. Fırsat sunmuş oyuncularına. Nedir bu fırsat? Merak edenler için oyun 20 levele kadar bedava. 20 levelden sonra arttırmak istiyorsanız ya da derece paketi almak istiyorsanız alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kampanya neden yaptılar ya da fırsat niye yaptılar? Yeni bir derece paketi çıkacak World of Warcraft'ın. Onun için firması hem onu tanıtmak amacıyla hem de oyuna ilgi çekmek, oyuncu çekmek amacıyla böyle bir şey yapmışlar. Dediğim gibi oyun 26 GB. İndirin 20 levele kadar bütün sınıfları deneyip oyunun içeriğini görüp, çeşitliliğini görüp oynayabilirsiniz. Oyunun içerisinde neler var? Uçmasından, yüzmesinden, ev yapmasından, evlenmesine her şey var. Partiler, martiler, kopmalar, ooo, cümbüş. Her şey var. Oyun mükemmel. Çok geniş bir oyun. Açık dünyası harika. Ve 9 milyonun üzerinde oyuncusu var. Bu gitgide artıyor. Bu sene düşmüş biraz. Neden düştüğü de belli zaten. Çok fazla rakibi var. İşte belli başlı oyuna isim vermek istemiyorum. Rakip olduğu için düşme oluyor. Fakat oyuncu kaybı etkilemiş mi? Etkilememiş. Çok kayıp vermemiş. Fakat yine de oyuncular geri dönüyor. Yani herkesten duyduğum kadarıyla, yani bu oyunu oynayan arkadaşlardan duyduğum kadarıyla oyunu bırakamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani ufak bir bilgi vereyim. Ben de merak ediyordum. Her neyse, sizi fazla sıkmayacağım. Oyunun karakter yapılandırmasındayız. 13 tane ırk var. Çeşitlilik çok fazla. 11 tane sınıf var. Harika, mükemmel. Şöyle göstermek istiyorum ırkları. 2 tane ülke var. İyi kötü olarak diye adlandırın siz artık. Bayan karakterler, erkek karakterler arkadaşlar, pardon. İnsan olmazsa olmaz. Ork vazgeçilmez. Cüceler. Cüceleri de artık görüyoruz her oyunda. Ve zombi. Bu oyunda ilk defa ben böyle bir ırka denk geldim. Zombi ırkı. Süper. Çok çok güzel. Kara elf. İyilerin tarafında. Çok ilginç. Değişik bir şey olmuş. Çok çok güzel. Burada değişik bir ırkımız var. Nedir bu ırk? Hayvani bir ırk. Öküz, boğa. Nasıl adlandırıyorsanız artık o tarzda bir ırkımız. Genelde herkes bunu tank olarak kullanıyor. Tank karakterine daha yatkın. Burada cüce sınıfına yakın bir ırk var. İlk defa gördüm. Değişik bir ırk. Küçük bir ırkımız. Bayağı küçük, böyle minicik. Troll. Troll de artık oyuna yeni yeni katılıyor. MMORPG oyununda yeni yeni çıkıyor bu trolldür, işte goblindir falan. Eskiden ork vardı. Ork sınıfından sanıyorduk biz bunları. Fakat sonradan ayrılmışlar. Troll, goblin diye ikiye de ayrılmış bunlar. Çok da iyi olmuş aslında. Cidden çok farklı sınıflardı. Çok da güzel çizimler var, yani mükemmel. Oyunun grafikleri böyle olduğuna bakmayın. Oyunun grafikleri böyle ama içerik çok fazla. Burada bir değişik ırkımız var. Hani ilginç, böyle kuyruklu muyruklu değişik bir şey. Fakat elfe de benziyor. Trolle de benziyor. Çok çok ilginç. Biraz da hayvani bir yapısı var. Her neyse. Burada da kötülerde bir elf var. Çok ilginç. Şaşırdım aslında. Kara elf burada olması gerekirken böyle düzgün, kişilikli, temiz bir adam burada ne işi var? Merak ediyorum. Aslında güzelmiş. Burada çok çok ilginç. En ilgimi çeken nokta bu. Bunu çözemedim. Aslında araştırma fırsatım da olmadı. Oyun hani tam tamamına şimdi indi. Hemen direkt size aktarıyorum. Kurt adam diye ben tabir ediyorum bunu. Hani öyle düşünüyorum. Neden öyle diyeceksiniz? Mesela avcı sınıfını seçtim. Yanında bir yaratık çıktı. Gördüğünüz gibi. Bunu seçiyorum. Ne seçersem seçeyim arkasında insan. Bana kalırsa bu belli zamanlarda kurda dönüşüyor. Belli zamanlarda insan oluyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Sizi bilmiyorum, ya da fikri olan varsa araştırıp öğrenebilirsiniz daha ayrıntılı şekilde. Ve bana benzeyen tip olarak temiz, böyle tatlı bir şey olan panda sınıfı, ırkı daha doğrusu. Sınıfları da göstermek istiyorum. Ben pandayı seçeceğim. Bana çok benzediği için tatlı bir şey. Kendimi tatlı bulmuyorum ama her neyse. Şöyle
sınıfları göstermek istiyorum. Savaşçı, hatta şöyle göstereyim de. Savaşçımız var, Paladin var. Paladin de klerik artı tank görevi gören bir sınıf oluyor arkadaşlar. Avcımız var. Avcıların bütün hepsinde yanında yaratıkları var. Hepsinin değişiyor gördüğünüz gibi. Çok da güzel olmuş. Bayağı bir ayrıntı var. Roach, Asas tarzında bir ırkımız. Sınıfımız daha doğrusu. Pires tam bir helci. 10 numara bufflara sahip. Paladin'le arasındaki fark. Paladin atak skilleri de var. Buff skilleri de var. Tank görevi görüyor. Prens buffçı. Yani sırf her partide olanlardan bir tanesi. Hemen şöyle devam edelim. Şu şaman çok ilginç bir sınıfımız. Yanında bir alet çıkartıp o aletten güç alıp ya da rakiplerine hasar vermesini sağlayabiliyor. Artı kendisi yakıncı dövüşçü ve bayağı bir seri karakter. Başka oyunlardan bildiğim kadarıyla. Mage, büyücü. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Warrock, bu kara büyücü diye ben adlandırıyorum. Kimisi de kara cadı, işte cadı falan diye adlandırıyorlar. Yanında yaratık çıkartıp savaşabiliyor. Artı ölümcül skilleri var. Can çalıyor sizden ya da zehirleyerek sizi yok ediyor. Kitliyor falan. Değişik bir özellikleri var. Şu Deep Knight da çok güzel bir karakter. Fakat ben bunu seçmeye çalıştım. Merak ettim. İlk defa gördüm. Ne fark diye var hani savaşçıyla falan. 55 level olması lazım diyor bir tane karakterin ya da derece paketinin olması lazım diyor. Şurada bakayım. Bir de şu sınıfımız var. Bu da büyücü sınıfına giriyor aslında. Fakat nedir bilmiyorum. Büyük bir ihtimal yani şu simgeden tahmin ettiğim kadarıyla böyle hayvani bir güçleri olan bir arkadaşımız bu aslında. Hani kendisini ya yaratığa dönüştürüyor ya da yaratık çıkartıp saldırıyor direkt. Öyle değişik bir şey. Bunu hiçbir yerde göremedim. Panda sınıfımmış fakat tabi ücretsiz olduğu için bu sınıf bende açık değil. Hani bunu size gösterip anlatamayacağım. Şöyle bakayım. Hiçbir şey göremiyorum orada. Her neyse karakter yapılandırmasına devam ediyorum. Şöyle mouse'un yuvarlağını aşağı yukarı yaptığınızda direkt değişiyor. Ya da tek tek tıklayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben yuvarlakla yapacağım daha iyi oluyor. Şu an ten rengini seçiyoruz. Bayağı bir çeşitlilik var. Şu iyi. Şöyle bakalım. Maskeli. Güzel var mı? Şöyle bakalım bir. Çok konuştum ya. Ama merak ediyorum oyunu. Hani sizinle paylaşmayı o kadar çok seviyorum ki. Bir de zevk alıyorum bu işten. Sırf konuşayım böyle. Sizden başka paylaşacağım kimse de yok zaten. O yüzden konuşup duruyorum yani. Kusura bakmayın. Şöyle bakalım. Direkt bunu yapacağım ya. Şu olabilirmiş aslında. Güzel olur. Ben ne seçtim bu arada? Bir dakika. Şunu seçeceğim. Değişik bir sınıf. Merak ettim. Direkt onu oynamak istiyorum. Aynen. İlginç. Kalkanla şey verdi bize. Tamam olabilir güzel olur. İsim. Büyüklü küçüklü yer mi? 7. Ama küçük de o kendisi zaten. Evet oyunumuza dahil oluyoruz. Merak ediyordum ben de. Bakalım giriyoruz yavaştan. Bu panda ırkı yeni gelmişti oyuna. Bu ırk nasıl gelmişti? Hangi DLC paketiydi o? Petlerle savaşabiliyordunuz herhalde. Pet yakalayıp savaşabiliyordunuz. O DLC paketine gelmişti herhalde bu panda ırkı. Yanılmıyorsam. O kadar yani az çok biliyorum. Şu an oyun yanıt vermiyor diyor. Bekleyeceğiz. Düzelecek o büyük bir ihtimal. Pencere modunda oynuyorum. Ve düzeldi zaten. Tam ekranda oynayınca biraz grafik şey oluyor. Bozuk görünüyor. O yüzden pencere modunda oynuyorum size. Daha güzel bir şekilde aktarmak için. Bekliyoruz. Acelemiz yok. Otururuz biz böyle. Yatarız hatta. Saat. O iyi güzel. Ve şu an pandaların kralı.
Seslendirmeler güzel, grafikler de güzel aslında. Ya hani ben grafik böyle olduğunu bildiğim için sorun yok. Oyunun içeriği çok fazla güzel. Ben onu görmek istiyorum. Ve oyuna ilk defa dahil oluyorum. Daha önce satın almıştım ben bunu. Şuraya geçmek istiyorum. Çok ses geliyor. Sesini kısacağım. Hop dur. Sesi kısalım. O kadar kıstığımız halde çok geliyor ya. Ben bu oyunu daha önce almıştım arkadaşlar. Fakat o zamanlar yeni çıkıyordu bu. Bilmiyorduk, acemiydik. Hiçbir şey bilmiyoruz. Gitmişim DLC paketini almışım. E tabi ne oldu? Kuramadık. Gittim başka bir oyunu almıştım o zaman. Şimdi buradan eğitim aşaması var. Şöyle bir envantere bakmak istiyorum. B tuşu envanterimizi açıyor arkadaşlar. Burada taşımız var. C tuşu karakter yapılandırması profil yerini açıyor. K tuşu L tuşu görevi açıyor da K'yi ben bir türlü çözemedim. Burada balık tutmalar falan var. Yemek yapmalar var. Pot yapmalar var. Burası aslında skill bölümü büyük bir olasılıkla. Evet, skill bölümmüş. Meslekler var herhalde. Yanılmıyorsam. Çeşitli meslekler var. 4 tane meslek şu an açık. Bunlar da daha sonra tabii ekleniyordur falan. Özellikleri vardır. Skill yerimiz burası. Bayağı bir fazla skill'lerimiz var. Çok çok fazla. Şöyle 4 sayfa maşallah. Yaklaşık bir 50'ye geçik skill var. Şöyle yapalım bakalım görevi. Al abi hepsini. Takalım. Tamam. Sağ tıklaya takabiliyorsunuz direkt. Üstüne tıkladığınızda. Aferin aferin. Güzel eğit. Ağzını yüzünü dağıtırım bak senin. Çok sinirimi bozma benim. Bak hareketlere bak. Yemin ederim gerizekalı. Her neyse. Göreve tıkladığımızda gidiyor mu? Bakacağız. Bu bırakıyordu büyük bir ihtimal. Bu gösteriyor. Şey yapıyor. Göreve tıkladığımızda gitmiyor mu? Nerede olduğunu gösteriyor. Tamam. Onu bulduk. Gideydi iyiydi ya. Şurada zaten gösteriyor mini haritada. Görev burada diyor. Abi orada değil. Yukarı mı çıkacağız? Her şeyin bir şey ya. Sorun ya. Yapma gözünü seveyim. Tamam. Kısa yoldan çıktık. Abi sen yüzünü kapatmışsın da. Öyle yüz kapatmaları sevmem ya. Şimdi eğitim yerine gideceğiz. Şunlardan kıracağız. Ağzını burnunu dağıtırım. Büyücü bir karaktere benziyor ya. Arkadaş. Bire bir kere bastık. O sürekli vuracak. Canı azaldı. 5 tane kesmemizi istiyor bundan. Yanılmıyorsam. Biri gitti. Sağ tık yap. O direkt vuruyor. O vururken biz hala çözmeye çalışalım. Petimize bakıyoruz. 20 levelde bir tane pet gelecek büyük bir ihtimal. İnşallah gösteririm size. Dungeons'lar var. Zindanlar. Çok çok güzel. Zindanlara katılıp oynayabiliriz daha sonra. Şu an girebiliyoruz mu? Girsek de hiçbir şey yapamayız. Şöyle bakalım. Y tuşuna basıp hiçbir şey açılmıyor. 10 levelde açılacak. 10 levelde açılacak. Tamam. P tuşu neymiş? Yani P tuşu direkt skill'lere geliyor. K tuşu da mesleklere geliyor. Tamam. Onu da öğrendik. Güzel oldu. Başka bir şey yok. Bu çantamızı açıyor. Şunu bir kullanalım bakalım bir de. 27 vurdu. İyi. Oo, çok iyi vurdu be. Vur. Ağzını yüzünü dağıt onu. Tamam, bu da gitti. Abi yanına geliyor. Fakat renkli bir dünyası var. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok çok renkli. Şimdi 6 tane bir şey diyorsun.
Sen onu bana bırakıyorsun. 6 tane. Haritaya bak. İçeride, şurada bir yerde o. Evet, burada gösteriyor zaten. Mavi bölge. Şunlardan mı keseceğiz arkadaş? Dağıtayım mı? Hocam bana vuruyor. Hocam hareket yaptı. Evet, bir arkadaşımız var. Yanına pet almış. 2 level. Pet almış derken zaten bunun özelliği o. Nedir onun özelliği? Avcı sınıfı. Hunter. Zaten onların bir özelliği. Yani yanında pet çıkartarak saldırıyor. Çok çok güzel aslında. Destek peti olarak kullanabilirsiniz. Biz de böyle değişik bir karakter aldık ya. Merak ediyorum. Bayağı skiller çabuk doluyor ama. Bayağı bir seri doluyor. İlginç. Çok hoşuma gitti. Böyle seri olmasını severim. Oğlum bak. Akrabama benziyorsun. Ama dağıtırım. Acımam. Köpek. Nereye gidiyorsun lan? Korktu kaçtı arkadaşlar. Fakat skiller cidden serimmiş ya. Çok güzel. Güçlü vuruyorsun. Hadi ya, iki tane daha öldüreceğiz. Aynen, skiller çok hızlı doluyor ya. Süper. Severim ben böyle skillerin hızlı olmasını. Serilik severim. Oo, tekme vurdu bize. Evet hocam. Sen buraya mı geldin lan? Şimdi hocam, sen bana bir şeyler verdin. Bu ne? Tamam, bu daha iyi. Hocam, şöyle dışarı çıkmamızı istiyorsun herhalde sen. Ya da şunu mu kullanacağız? Bir dakika. Bakacağız. Şimdi şunu. Bir şunu kullanmamızı istiyor ama. Şunu şöyle bir koyalım bakalım ya. Koyamıyoruz mu? Vallahi mi? Şimdi bir dakika. Hocam, o içeride değil mi? İçerideyse onun yanına gidelim. O içeride madem. Büyük bir ihtimal burada. Hocam kullanıyoruz, hiçbir şey olmuyor hocam. Ne diyeceğiz? Kimi kullanacağız bunu? Kimi çakıyoruz hocam biz bunu? Hocam beni delirtmeyin bak. Yukarıda mı lan yoksa? Oğlum öyle bir şeyse var ya, dağıtırım bak ha burayı. Burada her yerde eğitim veriliyor ya. Bir kat daha mı var ya? Hocam merhaba. Oğlum her yerde kavga ediyorsunuz ya. Yürüyün gidin ya. Şimdi. Tamam. Sen busun değil mi lan? 2 saat seni arıyoruz oğlum ya. Şurada bir video çekiyoruz, yapmayın böyle, gözünüzü seveyim ya. Aşağı atlayalım direkt. Evet, karışık görevler var. Götürseydi iyiydi.
Alışmışız diğer oyunlarda hep götürüyor bizi. Unutmuşuz böyle oyunları. Tek tek arıyoruz. Güzel ama aramak iyidir. Oyunu tanıyorsun. Karı var dediler. Geliyoruz pampa. Hülo. Nerede lan görev nerede? Tamam buraya geçeceğiz. Bacım sen tatlı bir şey olmuşsun ya. Bu oyunda dans mans vardı ya. Dur bakayım. Onları nereden yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Güzel şeyler vardı dansları. Süper oluyordu. Seni mi yatıracağız lan? Oğlum bak tipini sevmedim senin ha. Artistik yapma lan. Bu arada hareket halindeyken skill kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Zıplarken de kullanıyor. Çok çok iyi. Mesela bu yeni çıkan oyunlarda yok. Yani kimilerinde yok. Öyle söyleyeyim. Böyle bir serilik olması güzel bir şey. Abim sen nereden çıkıp geliyorsun ya? Bak oğlum ben de senden şüphelenmeye başladım ha. Korkutuyorsun beni bak. Bu arada gösteriyor görevin nerede olduğunu. Çok çok güzel. Çok iyi güzel. Bakayım doğru mu? Doğru. Nereden gidiyoruz? Şimdi buradan sapacağız aşağı. Burada yer eğitim alanı herhalde. Şunu takalım. Fakat oyun çok renkli. Çok çok güzel. Ben severim böyle renkli oyunları. Oyunu cidden merak ediyordum. Bu arada skill XP yeri burası. Şuraya az kaldı. Kaç olacağız? 3 olacağız. Güzel. Statları biz mi veriyoruz? Bence oyun veriyor kendisi. Evet. Bu neymiş? Sıfıra bassak. O yanılmıyorsam güç veriyor bize. Oo su güzelmiş. Şöyle tıklayalım. Şimdi abi senden iki tane görev alacağız. Alalım biz iki görevi. Yaparız. Şimdi diyorsun ki bana bir tanesi sağında. Şu tilkilerden mi öldüreceğiz? Evet, öldürelim. Bayağı uzaktan vuruyor lan. Çok çok iyi. Bayağı uzaktan yapıştırması güzel ya. Biri gitti. Birini aldık da işlemedi. Burada başka bir şey yapacağız. Şöyle gidelim. Burada bir şey var. Şundan mı öldüreceğiz yoksa? Dur bakayım. Senin ismin neydi lan? Fox. Sen? Muhittin. Öldürelim bakalım bir tane senden. Oğlum, şaka yaptın lan. Tamam. Öldün. Defol. Evet, ondan öldürecekmişiz. Böyle tipsiz, çirkin bir yaratık. Şuraya bak lan nasıl geliyor? Vay 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 vay. Şunun kısa yolunu bulsam iyi olacak. Hep, evet, 3 olduk. Şunu bize mi mis vurdu o ya? Sabah sabah konuşamıyorum bile ya. O kadar heyecanlıyım ki bu oyunu oynamak için. Dün akşamdan beri bekliyordum. Açık ve net. Oğlum bak kase yaparsan ağız burun dalar ama. Aslında bu hafta hatta gelecek hafta etkinlik yapmayı düşünüyorum.
Etkinlik yaparken şunu kastediyorum. Ödül yok arkadaşlar. Fakat hani video çekeceğim. Videonun içerisinde siz de olmanızı istiyorum. Hangi oyunu oynayacağız? LoL olabilir, Dota 2 olabilir. Şimdilik onları düşünüyorum aslında oyun olarak. Eğer ki kafanıza yatarsa, oynamak isterseniz yorum atın videonun altına. İşte şunu şunu oynayalım diye. Yani LoL mü, Dota 2 mi diye. Yorum atın. Ben size döneceğim. %100 döneceğim. Size ulaşmaya çalışacağım. İşte bir saat belirleriz. Bir gün belirleriz. Herkese uygun bir gün. Yani benim bir gün belirlemem önemli değil. Size uygun olsun. Siz aktif olun. Benim istediğim o arkadaşlar. Yani sizinle birlikte ben arkadaş olmak istiyorum. Oyunlar oynamak istiyorum. Hani diğer anlatımcılar gibi hani anlatayım, çekileyim ben kenara ya da ödül yapayım. Ödülle işte insan toplayayım falan mantığı yok bende. Ha, ödül olacak. Daha sonra elbet olacak. Fakat bu arada geçmişiz. Fakat dediğim gibi hani ben sizinle arkadaş olmak istiyorum. Eğlenceli oyunlar oynamak istiyorum. Sizinle birlikte video çekmek istiyorum. Oyunları beraber inceleyelim, beraber kasalım, beraber oynayalım. Yani benim amacım o. Yani ödül olacak. Şu an mesela bir gelirim yok. Fakat gelirim olsun. Direkt bir etkinlik yapacağım. Diyeceğim ki o zaman işte şu ödül var. Nedir o ödül? İşte ya oyun alırım size ya da ne bileyim oyun içerisinde bir şeyler yollarım. Ama ileriki zamanlarda şu an zaten acemiyim. Fazla tutunmuş değilim. Takipçimiz yok. Olan takipçilerimin hepsi zaten teşekkür ederim hepsine. Hepsi beyefendi. Hepsi kafadan hani rahat rahat bir şeyler yapabiliyoruz, konuşabiliyoruz, dertleşebiliyoruz. Çok çok güzel. Hemen şurada görev. Gidelim oraya da. Yani ben normal sizinle arkadaş olmak istiyorum daha doğrusu. Oyun içerisinde sizinle olmak istiyorum. Videolarda sizinle olmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tek başıma video çekiyorum. Çok konuşuyorum. Ondan dolayı çok konuşuyorum. Yapacak bir şey yok. Sizinle oyun paylaşmayı çok seviyorum. Bu arada bir şeyler yükleniyor. Yüklene dursun o. Şimdi görev burada mı? Bir ona bakacağım. Görev burada. Görev burada da. Onun galiba meditasyon yapmasına izin verdireceğiz. Yaratıkları uzaklaştıracağız ondan. Büyük bir ihtimal. Çünkü herkes onun için uğraşıyor. Ya dediğim gibi hani çeşitli etkinlikler yapabilirim. Düzenleyebilirim. Bu arada yeni skillimiz gelmiş. Abi artık yap gözünü seveyim. Öleceğim şimdi. Geliyor. Bitir artık be. Bitirdi ben kaçıyorum. Abi bu adam beni korkutmaya başladı. Oradan buradan çıkıyor. Manyak bu herif ya. Çok iyi. Güzel. Şu şeyden topladık. Bunlar tamam satılacak. Bu arada üstümüze giydik. Hemen fark etti. Çok çok güzel. Hemen değişti. Cidden de güzel olmuş aslında. Kim tasarladıysa mükemmel tasarlamış. Harika. Ama şu pelerinin içinden kalkan girip çıkmasaydı iyi olacaktı. Çok çok güzel olurdu o zaman.
Ya oyun güzel diye eleştiri yapmayacak değilim. Gördüğüm şeyleri söylüyorum. Yani size açık ve net aktarmak istiyorum aslında. Yani kötüyse kötü. Mesela şu görüntü olmamış. Kötü arkadaş o. Yani, he, tamam, çizimler 10 numara. Çevre 10 numara. Cidden çevre 10 numara. Şu grafiklere bak abi, renkli. Yani böyle bir oyunda 10 numara grafik. Ben bu tarz oyunları zaten severim. Çok da güzel. Alt verecek bize. Gene birileri geliyor abi ya, yeter ya. Buradan kesecekmişiz. Şunlardan keseceğiz büyük bir ihtimal. Maymun mu? Ne lan? Keseyim mi? Yeni skillimize bakmak istiyorum. Çekiç vuruyor kafaya. Tınk. Sersemletiyor onu. Öl lan. Ölmüyor oğlum. Şunu al, para geldi. Oyun güzel ya. Çok çok güzel, renkli bir oyun. Sevdim ben bu oyunu. Şuraya bak, 3 level olduk ya. Aslında level kasma da biraz zor gibi. Aslında yavaş kasıyorum. Neden yavaş kasıyorum? Oyunu size tanıtmak istiyorum. Daha sonra zaten aktaracağım ben size. Ayın 26'sına kadar. Elbet bir iki tane daha video gelir. Öğrendiğim bütün her şeyi aktarmaya çalışacağım. Ben zaten bu oyunu oynayacağım. Hani oynamayacağım dersem yalan söylemiş olurum. Oynayacağım. Merak ediyordum. Öğrenmek istiyorum. Hoşuma giderse de alabilirsem alacağım. Yani durumum olursa alacağım. Hoşuma giderse cidden. Hani beklediğimi karşılarsa. Oğlum bak git. Lan geliyor oğlum, kaçmıyor lan bu. Şöyle şunu da öldürelim. Görevi verelim. Her ırkın kendisine göre yeri var, ülkesi var. Şu an mesela biz panda ülkesindeyiz. Fakat muhteşem çizimler, yapılandırma süper. Çok çok güzel. Bak geliyor, bak 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 bak. Tek gelin oğlum. Lan bunlar ikili... Oha oha, ne yaptık oğlum biz? Bir dakika, sakin olun beyler. Anlaşabiliriz. Hepimiz kardeşiz. Abi kaçalım derken doluya tutulduk. Ben kaçıyorum. Ölmeden kaçmam lazım. Görüşmek üzere. Tamam. Kaçtık mı ya? Oh. Kurtulduk. Vallahi kurtulduk. Abi bir dakika. Eşya verdin sen. Bu ne? Abi niye bana vurup duruyorsun ya? Ayakkabı verecek. Böyle görevler de varmış. Tamam, güzel. Videomu burada kesiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir duruş yapalım. Şurası güzel. Şöyle dön bakayım sen. Videomu burada kesiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi daha sonra videolar gelecek. Bu oyun hani 4 level kastım. Hani size gösterdim, bitmeyecek. 26 Eylül'e kadar bedava oynayıp size aktaracağım. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Hatta oyun içerisinde buluşup oynayabiliriz. Güzel olur aslında. Rehber yapmayı düşünüyorum bir tane. Eğer çok öğrenebilirsem 20 levele kadar ne öğreneceğim bilmiyorum ama cidden oyun gösterisi 20 levele kadar. İşte şu şu yapılıyor, böyle yapılıyor da araştırıp ben bulabilirsem size aktaracağım. Dediğim gibi bir iki tane video daha gelebilir. Burada kesiyorum videomu. Oyun çok güzel, grafikler olarak 10 numara, paralı olduğu halde oyun firması 26 Eylül'e kadar bedava yaptı. Level sınırı var işte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.